8. Darende Somuncu Baba ve Hulusi Efendi kültür etkinlikleri için Darende'ye akın eden dostlar, Cuma gününün efsunlu manevi havası içinde birlik ruhunu yakalıyor. Yıllardır Somuncu Baba ve Yüce Nesebi hakkında araştırmalarıyla ilmi çevrelerde çalışmalarından bahsettiren Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akgündüz Bey, Cuma gününden geliyor Darende'ye. Geçen yıllarda yeni elde ettiği 6,5 metrelik şecereyi çantasından çıkarıp Hamid Hamidettin Ateş Efendi'ye sunarken gözünün içi parlıyor. 1992 yılından itibaren savunduğu gerçekleri bu belgeyle tescilliyor adeta. Somuncu Baba Hazretlerinin kabrinin Darende'de olduğu, Aksaray'da ve Darende'de soyunun devam ettiği, evlatlarının onun misyonunu devam ettirdiğini vurguluyor. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi ile muhterem evlatları Hamid Hamidettin Ateş Efendi'nin özel gayretleri ve destekleriyle bu araştırmaların yayınlanmasından dolayı teşekkürlerini belirtiyor. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz, Somuncu Baba ve Nesebi ailesi ile ilgili yeni belgeler ve bilgileri sunarken kitabın genişletilmiş 3. baskısını takdim ediyor büyük bir sevinç ve coşkuyla. Muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle Somuncu Baba'nın yaklaşık 5 kolundan 3'ünü temsil eden çok önemli temsilcilerini selamlayarak konuşmaya başlamak istiyorum. Darende'nin önemli bir kolu olan Osman Hulusi Efendi'yi temsil eden Hamidettin Efendi. Yaklaşamam. Baba Yusuf Hakiki'nin torunlarından olduğu %100 kesinleşen ve eski devlet bakanımız Sadi Somuncuoğlu. 1993 yılında kaleme aldığımız kitapta ortaya koyduğumuz bütün tespitleri ve hakikatleri bize teslim etmiş olduğu ve aslı 6,5 metre olan Somuncu Baba'nın hem nesep şeceresini hem de hasep şeceresini, yani tarikat silsilesini ihtiva eden bu önemli belgeyi de bize babasının vasiyeti olarak takdim eden ve hiçbir art düşünce olmadan "Hocam bütün vesikalar sizindir" diyen ve babasının vasiyetine uyan Ali Naki Ateş Bey'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi bu tespitten sonra çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, saatimi önüme koyayım, sizi fazla yormayayım. Ama bir kısım gerçekleri de sizinle ben paylaşayım, eğer bana biraz su da verirlerse tabii, şartım o. Benim birinci olarak size söylemek istediğim bir gerçek var. Henüz belgeye girmeyeceğiz. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki önemli hadis-i şerif söylemiş. Bizi çok yakından ilgilendiriyor. Birincisi şu: bir toplumda alimler ile devlet adamları arasındaki denge bozulursa o toplum da bozulur. Eğer bu denge temin edilirse o toplum huzur bulur. Peygamberimizin ifadesiyle ümera ile ülema arasındaki denge. İkinci önemli hadis-i şerif şu: alimler dünyaya dalmadıkları ve saltanat uyuntusu olmadıkları sürece peygamberlerin mirasçıları ve eminleridirler. Ama dünyaya dalıp da saltanat uyuntusu olurlarsa, siyasetin bir nevi dolgu maddesi haline gelirlerse, o zaman peygambere hıyanet etmiş olurlar. Bu da önemli bir hadis-i şerif. Beyler, hanımefendiler, memleket ve vatan bir vücuda benzer. Aklı ve ruhu ilim ve marifettir. Cesedi ve bedeni de
siyaset ve idaredir. Bu iki temel unsur arasında denge temin edildiği dönemlerde Müslüman Türk milletinin tarihinde daima medeniyet, terakki ve refah görülmüştür. Abbasi devletinin ilk halifeleri, Endülüs Emevilerinin başlangıçtaki idarecileri ve ilk Osmanlı padişahı ve padişahları bu dengeyi temin eden devlet adamlarının misalleri arasında yer alırlar. Örnek mi istiyorsunuz benden? Fatih Sultan Mehmed'in vezirlik ve kazaskerlik teklifini reddeden, diğer taraftan Fatih'i tekyesine de kabul etmeyen Molla Gürani, Fatih sarayında ve kendisi de tekke ve medresesinde kaldığı sürece bu dengenin korunabileceğini çok güzel idrak etmiştir. Bir Osmanlı kanunnamesinde bu mesele anlatılıyor. Ama benim anlatacaklarım çok, ona girmiyorum. Zikredilen bu muvazeneyi sağlamada en önemli vazife ilim adamlarına düşmektedir. İlim adamları şunu bilmeliler. Dünyada en yüksek rütbe ve şeref ilmin rütbesi ve şerefidir. İşte beyler, hanımefendiler, sonuncu baba ve onun nesli alemin ve dünyanın dengesini teşkil eden şahsiyetlerdendir. Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde, temettuat defterlerinde kaydettiği terminolojiyi kullanarak söylüyorum. Onlar duacuyandır. Devamı devlet ve bekayı millete dua etmekle meşgul olmalıdırlar. Ne acıdır ki başta peygamberler ve onların gerçek mirasçıları olan evliyalar ve alimler kendi zamanlarında kıymetleri tam olarak idrak edilememiştir. Ama Osmanlı Devleti'ne medyun ve şükranız. Biraz sonra çizeceğim resimde de göreceğiniz gibi bura önemli bir konudur. Göreceğiniz gibi sonuncu baba ki biliyorsunuz Yıldırım Bayezid döneminde yaşamıştır. Ve Osmanlı'nın 15. asrının başını güneş gibi ışıklandırmıştır. Biraz sonra size tanıtım yapacağım kısaca. Çoğunuz biliyorsunuz ama belgelere inerek konuşacağım. Beyler, hanımefendiler, Osmanlı Devleti bunları zekat ve sadaka kabul etmedikleri için çok önemli imtiyazlara tabi tutmuştur. Bunları da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. İkinci önemli konu. Hani bir toplantı yapılır, o toplantıda insanlar birbirini tanıştırır. Ben Ahmet Akgündüz, İslam hukuku profesörü der, filan yerde görev yapıyorum der. Hepiniz sonuncu baba ve torunlarını bildiğiniz için ben de kısa bir tanıtım yapacağım. Biliyorsunuz, birinci sonuncu baba kitabında biz ne yaptık? Biz şunu yaptık. Biz ta Horasan'dan başlayan, arkasından Kayseri'nin bir köyünde sonuncu babayı dünyaya getiren anne ve babayı, daha sonra o manevi ve maddi yolculuğun Ankara yolunu, Hacı Bayram'la olan tanışmayı, arkasından Bursa'ya varıp 10 seneye yakın sonuncu baba adıyla o fırını inşa etmesini ve Ulu Cami'nin inşaatında çalışan bütün işçilerin ekmeğini bizzat temin etmesini, arkasından Ulu Cami'nin açılışındaki ilk cuma vaazını meşhur biliyorsunuz o Resulullah'ın torunlarından Emir Buha Sultan'ın ısrarla kendisini tavsiye etmesi üzerine vaaz edince ortaya çıkacağını ve çıkmasını, kendisi halveti olduğu için hep böyle bilinmeyen yörelerde ve yerlerde yaşamayı sevmesinden bu hadiseyi görür görmez Hacı Bayram Veli, Akşemseddin ve benzeri bütün müritlerini yanına alarak Aksaray'a doğru yola çıkmasını ve orada Baba Yusuf Hakiki ile Hacı Bayram Veli arasında geçen manevi mücadelede bütün gönlü kutbu azamlığı Baba Yusuf Hakiki'ye vermesi iken, çünkü Baba Yusuf Hakiki büyük bir alim ama bir rüyada manevi bir işaretle, hayır
bu makama oğlun baba Yusuf Hakiki değil, bilakis Hacı Bayram Veli layıktır şeklindeki manevi ikaz üzerine Hacı Bayram Veli'yi manevi kutbu azam ilan etmesi ve Hacı Baba Yusuf Hakiki'nin biraz moralmen sıkıntıya düşmesi üzerine kendi yanındaki üç evladından en büyük oğlu Halil Taybi veya Tıbi ile kızı Mahmude'yi ve orta oğlu Muhammed Said Taybi'yi yanına alarak bir kısım alimlerin de tespitiyle ve Osmanlı arşiv belgelerinin %99 ispatıyla Darende'ye gelmesi ve burada da bir kısım biliyorsunuz torunlar edinmesi bildiğiniz hadiselerdir. Gelin bu benim uzun cümlemi sizlerle beraber paylaşalım. Bakınız karşımızda benim bir belgem var. Kim geliyor nesep soyunda? Bana diyorlar hocam siz Somuncu Baba kitabını yazdınız. Ama Darende neşretti. Ama biz Somuncu Baba'yı Bursa'da duyuyoruz. Ankara'da duyuyoruz. Aksaray'da duyuyoruz. Darende'de duyuyoruz. Nerede bunun aslı? Horasan erenleri diyorlar. Nedir bunun esası? Beyler, Somuncu Baba'nın bir kökü var, bir kökü. O da kainatın kökü olan beldetün, özür dilerim, şeceretün, tayyibetünün kökü olan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zannediyorum siz görebiliyorsunuz. Resulullah'tan sonra Hazreti Fatıma geliyor. Arkasından, bura önemli, Hazreti İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri geliyor. Bunu takiben Muhammed Bakır Hazretleri geliyor. Arkasından Cafer-i Sadık geliyor. Bütün bunlar Bağdat ve çevresinde yaşıyorlar. Bunu tabiren Cafer-i Sadık'ın oğlu Seyyid Abbas geliyor. Bu da Irak'ta beyler. Bunu takiben Abbas'ın oğlu Seyyid İbrahim geliyor. Bu da Irak'ta. Ama bunu takiben Allahu Alem Somuncu Baba'nın babasının ismini aldığı Seyyid Musa geliyor. O da Irak'ta. Arkasından Seyyid Hüseyin geliyor. O da Irak'ta. Arkasından İslam'ın güzelliklerini neşretmek, İslam'ın çiçeklerini ve güllerini Orta Asya'ya yaymak üzere manen görevlendirilen ve bir künyesi Horasani olan Seyyid Ahmet geliyor. Horasan'da gül açıyor. Bu iki çocuk doğuruyor. Bunlardan biri İsfahan şehrinde İran'da yerleşen Seyyid Süleyman Efendi. Diğeri de Seyyid Süleyman'ın bir Bukhara'da yetişen bir diğer çocuğu. Bunun üzerine Bukhara'da yer tutan bu Seyyid Süleyman'ın bir oğlu var. Nitekim Osman Hulusi Efendi bu oğlundan ismini almış. Seyyid Osman Efendi. Hemen bunun arkasından Seyyid Said Efendi var. Somuncu Baba'nın oğlu Muhammed Said bundan almış ismini. Bunu takiben Orta Asya'nın en önemli ilim şehirlerinden, tasavvuf merkezlerinden olan Çerh şehrinde oturan Seyyid Muhammed var. Ama Seyyid Muhammed'den sonra 1270 yılında miladi devir dönüyor. Artık Anadolu İslam'ın kalbi ve hilafetin merkezi olacak. Onun için manevi emir yüksekten geliyor. Haydi beyler Anadolu'yu ihya edin. İşte ilk gelen yine Osman Hulusi'nin adını aldığını zannettiğimiz Osman Rumi Efendi. Rumi Anadolu'nun İslam coğrafyası kitaplarındaki adıdır beyler. Bunu takiben oğlu Seyyid Muhammed yine Anadolu'da. Oğlu Seyyid Hasan yine Anadolu'da. Oğlu Seyyid Süleyman ilk defa Halvetiye tarikatına önemli ölçüde intisap eden zat yine Anadolu'da. Ve arkasından Basra'ya dönen, Basra'da yerleşen Seyyid İbrahim'i görüyoruz. Yeniden Anadolu'ya ışık veren Seyyid İbrahim'in oğlu Hasan Efendi Anadolu'ya göç ediyor. İşte Anadolu'ya göç eden ve Anadolu'yu şenlendiren ve nurlandıran Hasan Efendi'nin oğlu Seyyid Musa. Ve Seyyid Musa'nın annesi Aden Banu. Aden Banu
Hazreti Ali radıyallahu anh'ünün de hanımlarından birinin adıdır. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve arkasından ünvanı Şemseddin Efendi. Nerede yerleşmiş? Belgede görüyorsunuz. Kayseri'ye bağlı Avçakhariye'de, yani Akçe köyünde yerleşen bir zat. Ve onu takiben Hacı Hamid Hamidettin Veli Hazretleri. İşte Kayseri'de başlıyor ve ilk cümlemde anlattığım hadise gerçekleşiyor. Anadolu'yu dolaşıp Darende'de Allahu alem %95 nispetle belgelerle konuşuyoruz. Darende'de vefat ediyor. İkinciyi de bitirdim. Ama bitirmeden bir şey söyleyeceğim. Resulullah'ın torunlarından Musa Kazım'ın torunu Safiyüddin Erdebili'dir. Ve Erdebil, evladı Resul'ün merkezi ve kutbu azamdır. Safevi devleti ismini bu büyük insandan almıştır. Ama bu büyük insanın manidar bir noktası vardır. Bir cümle söyleyeceğim sadece. O da şudur. Oğlu bu büyük insanın Safiyüddin Erdebili Hazretlerinin Hace Ali Erdebili'dir oğlu. Ve bu zat Somuncu Baba Erdebil'e gidince Bayezid ve Şam'dan sonra Kutbu Azamlığı buna devretmiştir. Bunu sonra döneceğim. Ama burada bir cümle söylemek istiyorum. Peki neden Safiyüddin Erdebili Erdebil'deki büyük alimlere şeyhliği devretmemiş de Anadolu'dan gelen Somuncu Baba'ya devretmiştir? Bir gün Safiyüddin Erdebili rüya görür. Bakar ki rüyasında sırtından bir incir ağacı çıkıyor. Allah Allah, bu nasıl bir ağaçtır? Acaba meyveleri de var mı? İnciri bilirsiniz. Bakıyor ki incir ağacındaki incir meyveleri yerine sallanan canlı fareler var. Ağlayarak ve korkarak uyanır. Çevresine der, tarif edin, tabir edin bu rüyamı. Herkes susar. O der ki, benim neslimden öyle bir grup gelecek ki şeyhliği şahlığa alet edecekler. Yani bu güzel nesilden gelmeyi, bu büyük şereften gelmeyi maalesef dünya saltanatı için kullanacaklar. İşte beyler, bunun için onun oğlu Hacı Ali Erdebili Hazretleri Kutbu Azamlığı Hazreti Hamidettin-i Aksaray'ı veya Hamidettin-i Veli tabir edilen zata devretmiş ve diğer taraftan Şah İsmail'in dedesi olan Şeyh Cüneyt ve benzerleri onu öldürür diye haydi Anadolu'ya göç et demiştir. Bu kadar kafi. Geldik üçüncüye. Yoruldunuz mu? Daha başladık. Beyler, kitabın hikayesi. Önemli bir konu bu. Ben bir iki cümlede bununla ilgili söylemek istiyorum. 1992 yılında 6 ay Allah rahmet eylesin Aydın Bolak Bey, Ahmet Aydın Bolak Bey. Hocam, Darende'yi gezdim. Somuncu Baba orada, çocuğu orada. Aksaray'da da var diyorlar. Ben hepsinin de aslını öğrenmek istiyorum. Arşivden bir araştırır mısın? Hayır dedim. Ama 6 ay ısrardan sonra iki şartla evet dedim. Bir, dedim ki Osmanlı arşivinde araştırma yapacağım. Bakalım belge var mı? Aman Allah'ım, bir hafta araştırma yaptım. Normal bir araştırmacının bir senede ulaşacağı belgeleri Cenab-ı Hak bize ihsan eyledi. Önemli bir olay da yaşadım, burada anlatmıyorum. Bilenler biliyor. Dedim ki ikincisi, bu Somuncu Baba'nın torunlarını göreceğim. Acaba enaniyetli, müteşeyyih insanlar mı? Yoksa evlad-ı Resul'e layık, mütevazi insanlar mı? Ben de ilim adamıyım. Benim de ilmi izzetim var. El de öperim ama fakat izzet-i ilmiyeden taviz vermem. Ve bir Ramazan günü Hamidettin Efendi'yi ziyaret ettim. Öyle bir heyecanlı ziyaret ki Osman Hulusi Efendi'nin kütüphanesinde sahura kadar duramadım. Bütün arşiv belgelerini satır satır okudum. Ben okudukça Hamidettin Efendi heyecan duyuyordu. Dedim ki karar verdim. Son karar elbette ki Baba Yusuf Hakiki'nin torunu olduğunu duyduğum Sadi Somuncuoğlu'nu görmekti. Allah onu da nasip etti. Ve ben bu kitabı yazdım. Ama ne acıdır ki
çok sayıda ilim adamı yazılı veya sözlü olarak Akgündüz'ü tenkit ettiler. Beyler, hanımefendiler, ben Daren Dede'den evli değilim. Akrabalık bağım yok. Allah'a şükür ne kaleme aldığım Süleyman Hilmi Tunahan'ın kitabından ne de Sonuncu Baba kitabından asla telif ücreti almadım. Sırf manevi mükafatı için yaptım. Ama öylesine aleyhime konuştular ki bunu Allah'la benim aramda söylememe gerek görmüyorum. Allah'a şükür 2007'nin yılında bir ayında birisi telefon etti. Kimsin dedim. Biçare sesi de kısık. Ben dedi Naki Ateş. Seni ziyaret edeceğim. Geldi. Biçare hakikaten mütevazi bir insan. Evladı Resul'e layık bir insan. Dedi ki hocam, babam dedi çok kızdı kitabı yazdığın için. Yani dedi Osman Hulusi Efendi vakfı yazdırdı falan diye. Ama sonra okuyunca pişman oldu. Ve bana vasiyet etti. Gidip Akgündüz Hoca'dan özür dileyeceksin. Ailenin elimizde bulunan 6 metrelik şeceresini ve 1000 küsur evrakını, bütün divanları, bütün risaleleri Akgündüz Hoca'ya teslim edeceksin. O nasıl isterse yazsın dedi. Aman Allah'ım, o gece uyuyamadım. Çünkü şecereyi baştan sona inceledim. Ben daha önceki kitaplarımda ister Hamidüddin Efendi kolunun, ister Sonuncuoğlu kolunun, ister diğer biliyorsunuz Zaimzade kolunun maalesef 40-50 yıllık kopukluklarla, bazen 10 yıllık kopukluklarla şeceresini ortaya çıkarmıştım. Rivayetler muhtelifti. Ama beyler, hanımefendiler, bu 2,5 yıldır yürüttüğüm çalışma neticesinde şu karşınızda görünen Hamidüddin Efendi'nin de, Sonuncuoğlu Beyefendi'nin de, Ali Naki Ateş Beyefendi'nin de, tıpkı evladım Emrullah ve Emre'nin benim oğlum olduğuna inandığım gibi Resulullah'ın torunları olduğunu burada ilan ediyorum. Hocam, acaba neler elde ettiniz bu kitaptan? Göstereceğim. Neticeleri sayıyorum. Beyler, hanımefendiler, benim birinci elde ettiğim nokta, bu zamana kadar ne Darende kollarının, çok enteresan, ne de Aksaray kolunun hiç bilmediği ve benim de hiç haberdar olmadığım Hamidüddin Efendi'nin çocuklarıyla alakalı gelişme. Ben şecereden öğrendim ki biz tamamen farklı öğrenmiştik. Bir, Hamidüddin Efendi'nin 2 tane değil, 4 tane çocuğu var. Bunlardan birinci çocuğu en büyük oğlu Halil Tıbi Efendi. Yani Darende'deki 4 ana kolun dedesi olan insan. Biraz sonra biraz size göstereceğim bunu. İkincisi, ikinci oğlu, ortaoğlu Muhammed Said Tıbi. Maalesef bunun çocukları olduğuna dair ne Osmanlı arşivlerinde ne de özel arşivlerde bir belge yok. Üçüncüsü, Baba Yusuf Hakiki, en küçük oğlu. Baba Yusuf Hakiki'nin de biraz sonra göstereceğim gibi bir tek yerde civatayı takamadık. Onun dışında günlük olarak Sadi Bey'den başlayan Resulullah'ta sona eren şeceresi tamamen ortaya çıktı. Üçüncüden sonra 4. çocuğu da Mahmude Efendi. Geliyorum ikinci neticeye. Bu birinci netice. Beyler, hanımefendiler, benim bu 600 sayfalık çalışmada ortaya çıkan önemli bir konu ne birinci kitapta ne ikinci kitapta asla taraftar olmadığım, ortada koyduğum Sonuncu Baba torunlarının seyyid olup olmaması meselesiydi. Yani biliyorsunuz, peygamberimizden gelen, onun neslinden gelen insanlar Hazreti Hüseyin'i takip ediyorsa onlara seyyid diyoruz. Eğer Hazreti Hasan'ın torunlarıysa onlara şerif diyoruz. Her ikisinin de torunuysa ona biz seyyid şerif diyoruz. Osmanlı Devleti bu insanlara özel bir bakanlık kurmuş. Ben Osmanlı arşivinde çalışırken bütün bunları ortaya koydum. Ve beyler, hanımefendiler, çok önemli bir konu.
bu bakanlığın adı Nikabetül Eşraf. Yani evlad-ı Resul'e ait bütün insanların listesini tutmak, ailesini tutmak. Hocam niye böyle bir zahmet? Burada devlet idarecileri ve milletvekilleri var. Bir, hiçbir evlad-ı Resul zekat ve sadaka alamaz ve kesinlikle haramdır. İki, onlar memleketin manevi reisleri, mürşitleridir. Öyleyse rızıkları nasıl temin edilecektir? Üç, Kur'an-ı Kerim humus adı altında devlet hazinesinin mutlaka seyitlere maaş tahsis edilmesini ve devletin devamına, milletin bekasına dua edip manevi irşatlarda bulunmasını vazife etmiştir ümmeti Muhammed'e. Bu sebeple bakanlık kurulmuş. Bir diğer önemli özelliği var. Askerden muaftırlar. Bir diğer özellikleri var. Vergiden muaftırlar. Bura çok önemli bir nokta. Onun için müteseyyitler türemiş. Yani seyyit olmadığı halde sahte seyyitler de çıkmış. Bunun için bakanlık her memleketi aramış, taramış, belgelerle tespit etmiş. Beyler, Osmanlı Devleti'nin Nakibül Eşraf olarak görevlendirdiği en önemli bakanlardan biri, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Ebu Suud'un ile birlikte çalışan Muhterem Efendi'dir. Şu anda Muhterem Efendi'nin Osmanlı ülkesindeki bütün seyitleri ve şerifleri teker teker yazdığı ve listelediği defter, Seyitler ve Şerifler defteri altında İstanbul Müftülüğü şeriye sicillerinde elimizde bulunmaktadır. Ben sadece buna dayalı olarak verilen bir seyitlik beraatını sizinle paylaşmak istiyorum. Sene 1974. Önemli olduğu için bunu sayıyorum. O da şu beyler. Sene 1974. Nedir o? Nakibül Eşraf, Seyyid Muhterem, yani bütün Osmanlı ülkesindeki bakan, mührünü ihtiva eden ve Arapça olan bu belgede neler yazılı? Bu belgede sonuncu babanın torunları olan Osman Hulusi Efendi'nin, diğer İbillilerin, diğer Ali Naki Ateşlerin vesairenin dedelerinin dedesi olan Ahmet Can'la alakalı seyyidlik tespiti mahkemede yapılmış ve Nakibül Eşraf bunu imzalamıştır beyler. İşte buyurun belgesi. Evet, görüyorsunuz. En üstte Harrarahu Efkarul İbad İlel Ganiyil Habib Seyyid Muhterem diye not düşmüştür. Seyyid Muhterem Kanuni devrinin Nakibül Eşraf'ıdır. Bu bir. Binlerce belge var ama ben hepsine uçmayacağım ve gitmeyeceğim. Birisini daha göstermek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Ediyorsunuz. Ben de hemen gidiyorum. Bir saniye, teknolojiyi kullanıyorum. 234. Evet. Ve karşımıza geldi. Nedir o? Bu Osmanlı Devleti'nin başındaki bir belge. Bir de sonundan bir belge veriyorum. 1325-1907 tarihinde İstanbul'daki Nakibül Eşraflık yine Naki Ateş arşivinde bulunan, Nakibül Eşraf'ın arşivinde de yer alan bir belgede gördüğünüz gibi şu cümleyi yazıyor. Vaktim uçuyor biliyorum ama bunu söylemeden gitmeyeceğim. Sadat-ı Hüseyniye'den, yani Hazreti Hüseyin'in torunlarından, onun için seyyid denilmiş. Dikkat ediniz. Hazreti Hüseyin'in torunlarından Kutbül Arifin, Gavsül Azam, Ekabiri Veliyullahi Benam'dan Es-Seyyid Eş-Şeyh El-Hac Hamidüddin Veli Kuddüse Sırruhul Celi Hazretlerinin öz be öz torunlarından Seyyid Şeyh Mehmet Ali Ulvi Efendizade Seyyid Caferi Tayyar diye devam ediyor. Ben bu iki belgeyle şunu ortaya koymak istedim. Hem Sadi Sonuncu Bey, hem Hamidüddin Efendi, hem Naki Ateş, hem Zaimzadeler, hem İbilzadeler tamamı evlad-ı Resul ve Hazreti Hüseyin'in neslindendirler. Beyler, bir mesele daha var. Bitmedi, onu da söyleyeceğim.
Hanımefendiler ve efendiler, Osmanlı Devleti her ne kadar bütün seyitleri vergiden muaf tutmuşlarsa da biliyorsunuz bugün kamuya hizmet eden vakıflar var. Ve bunlar Bakanlar Kurulu kararıyla bütün vergilerden muaf tutuluyorlar idi. Şimdi değil, bazı vergilerden muaf tutuluyorlar. Osmanlı Devleti iki grup vakfı tamamen vergiden muaf tutmuş. Efendim bunlar kim? Bir, bura önemli, birinci grup gazi vakıfları. 4 tane gazi vakfı var. Gazi Evrenos Bey, Gazi Ali Bey, Gazi Mihal Bey ve Gazi Süleyman Bey vakıflarını tümüyle vergiden muaf tutmuş. İkinci grup ise aziz vakıfları, eizze vakıfları. Osmanlı Devleti bir, Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait. İki, Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait. Üç, Abdülkadir Geylani'ye ait. Dört, Hacı Bayram Veli'ye ait. Beş, Somuncu Baba'ya ait. Aksaray'daki, Bursa'daki, Üsküdar'daki, Darende'deki, Sivas'taki, Gürün'deki, daha nerelerdeki yüzlerce vakıfları hem şer'i hem de örfi vergilerden muaf tutmuş beyler. Belgesini göstereceğim. Bu da benim için önemli. Hemen görüyorsunuz. İşte belgesi. Bakın ne yazıyor? Birinci cümleyi okuyorum belgeden. Diyor ki Ceddi Alamız Seyyid Şeyh Hacı Hamid-i Veli Kuddüs-i Sirruhu Hazretlerine ait bütün vakıfların müstesna vakıflardan yani hiçbir vergiye tabi tutulmayan bu adı sayılan vakıflardan olacağına dair kararnamedir bu. Padişahın irade-i seniyyesidir, ayrıntıya girmiyorum. Beyler, önce Halil Taybi'nin ağacına bakalım, meyveleri toplayalım. Ve bunun oğlu, yani Halil Taybi'nin oğlu, Ahmet Can diye de geçen, muhterem efendinin seyyidlik beratı verdiği insan, yani Seyyid Ahmet Efendi. Bunun oğlu Şeyh Seyyid veya Sarı Mehmet Efendi. Bunun oğlu Seyyid Pir Mehmet Efendi beyler. Ve nihayet bunun oğlu çok bereketli bir insan olan Seyyid Hüseyin'in oğlu. Yani bunun oğlu da Seyyid Hüseyin. Burada dikkatinizi çekeceğim. Neden? Çünkü Darende'de bilinen ve 1750'li yıllardan sonra karşımıza çıkan 4 aile tamamen şimdi ayrılıyor. Seyyid Hüseyin'in 4 tane oğlu var beyler. Bunlardan birincisi, dikkat ederseniz, Seyyid Muhammed Çelebi Hazretleri. İkincisi, Şeyh Seyyid Hacı Hasan Efendi, ki biraz sonra okuyacağız, Ali Naki Ateş Bey'in nesli. Üçüncüsü, Hacı Abdülkadir Efendi. Dördüncüsü de Seyyid Osman Efendi. Bu da Osman Hulusi Efendi'nin en erken dedelerinden. Şimdi kaldı iki şecere. Diğerlerine girmiyoruz. Evvela Osman Hulusi Efendi şeceresi. Dikkat ederseniz Ahmet Can'ın torunlarından olan Hacı Hüseyin'in torunu Osman Efendi. Osman Efendi'nin beyler eğer görüyorsanız karşımızda birkaç tane çocuğu var. Biri Gül Muhammed Efendi. Diğeri Seyyid Ebu Bekir Efendi. Beyler yine dikkat ederseniz Gül Mehmet Efendi'nin 3 tane çocuğu var. Birisi Lütfullah Efendi. Biri de Seyyid Hasan Osman Efendi. Osman Efendi'nin de Lütfullah Efendi diye bir evladı var. Seyyid Hasan Efendi Lütfullah Efendi'nin oğlu. Onun oğlu Ahmet Hilmi Efendi 1896 yılında vefat etmiş Osman Hulusi Efendi'nin dedesi. Ve onun oğlu Seyyid Hasan Efendi. Yanlış yapmayalım. Evet, Seyyid Hasan Efendi, Hatip Hasan Efendi de deniliyor buna. Seyyid Hasan Feyzi de deniliyor. Ve nihayet onun oğlu bildiğiniz gibi Osman Hulusi Efendi ve onun oğlu da yine yeşil işaretle sayfamızda verilen Hamid Hamidettin Ateş Efendi. Beyler. Evet. Beyler, hanımefendiler, Somuncu Baba bu manevi kutbu azamlıkla
kimlere üstad olmamış ki? Bakınız, bir iki tanesini söyleyeyim. Siz de dikkatle seyredin. Akşemseddin bu musluktan su içmiş. Geliyoruz, Akşemseddin'in dalı bu. Geliyoruz, Şeyh Musa'lar, Şeyh Mustafa'lar bu musluktan su içmiş. Daha enteresanı, Pir Muhammed Erzincani bu musluktan su içmiş. Alaaddin Rumi bu musluktan su içmiş. Ömer Dede Ruşeni bu musluktan su içmiş. Ve nihayet beyler, fazla uzatmıyorum çünkü vaktimiz bitti. Son cümleleri söyleyeyim. Abdullah Üşşaki bu musluktan su içmiş. Nihayet geliyoruz. Şeyh Ahmet Bektaşi bu musluktan su içmiş. Hacı Karamani bu musluktan su içmiş. Ve nihayet Hacı Sinan Efendi bu musluktan su içmiş. Ve bildiğiniz gibi İstanbul Üsküdar'da bulunan biliyorsunuz Aziz Mahmut Hüdayi yine bu dalın bir budağında manevi meyve olarak ortaya çıkmış. Daha devamını devam ettiremeyeceğim. Özetle Resulullah'tan başlayan bu büyük ve kıymetli ağaç asırlarca kutuplar yetiştirmiş, evliyalar yetiştirmiş. Bize ne mutlu ki bugün bu güzel soyun üç torunuyla, en azından üç torunuyla yan yanayız. Ben Allah'a da hamd ediyorum ki bu üç torunu fasılasız olarak Resulullah'a bağlama şerefini Allah bana nasip etti. Hepinize teşekkür ediyor, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.